Evet kardeşlerim, hepinize selamlar. Selamlar sevgiler. Böyle dinlik... Evet, kamera arkasında da Zeynep var, duydunuz sesini. Şey... Babaannem de kamera arkasında böyle beni çekiyor. Ha. Babaanne böyle beni uyaracaksan sürekli yani işimiz var seninle. Biliyorsunuz ki bir ay kadar köyde vakit geçirme kararı aldım. O günler içerisinde işte Zeynep'le yani babaannemle bir dağ yürüyüşü yapalım dedik. Köyümüzün karşısındaki bir tane tepeye çıktık. Manzaramız da böyle. Zeynep'cim güzel bir manzara çeker misin şöyle yavaşça? Neyse. Oo babaanne. Ne bu? Şey buldum burada. Aa. Ne bu? Bak. Ha bu yaprakmış ya. Şey sandım. Yılan deri değiştirmiş herhalde burada. Derisi sandım. Zeyno ben bir de köpeğimiz Tom'dan başka şu an kimse yok köyde. Takılıyoruz burada. Hayvanlar da yok valla. Hayvanlar da terk etmiş buraları. Neyse. Bugün ne konuşayım diye bir düşündüm. Mangalar hakkında veya işte kitaplar, bu tarz şeyler hakkında bir konuşalım dedim. Sohbet tadında. İnsanlar neden manga koleksiyonu yapıyor veya işte kitap topluyor, kitap koleksiyonu yapıyor gibisinden bir konu başlığı altında konuşabiliriz. Ben kendi adıma konuşacak olursam hayatın sıkıcılığından, monotonluğundan veya işte bizim üzerimize getirmiş olduğu stresinden falan filan arındırmak için kendimi manga toplamaya başladım. Yani o şekilde manga okumaya başlamıştım. Aynı şekilde kitapları da o yüzden okumaya başlamıştım. Ve niye sürekli fantastik veya bilim kurgu kitapları okuduğumun cevabı da bence burada yatıyor. Yani çünkü böyle gerçekçi insanlar üzerinden anlatılan romanlar beni moralimi bozuyor. Zaten hayatımız da berbat. En azından böyle fantastik bilim kurgu temalı şeyler okuyarak bu hayattan biraz da kendimi soyutlayarak ve daha çok olmasını istediğim hayatları okuduğum için ve kendimi de oralara koyduğum için o tarz şeyler okuyorum genelde. Aynı şekilde mangalar da benim için öyle. Ki mangalar mesela psikolojimin kötü olduğu zamanlarda benim psikolojimi düzeltmeye yönelik çok büyük katkı sağlıyorlar. O yüzden manga topluyorum. Yani ilk başta o şekilde başlamıştım. Tabii şimdi de o şekilde gidiyor ama biraz daha koleksiyon yapmaya yönelik olduğunu düşünüyorum şu anki düşüncemin. Tabii şu anda da hani böyle sevdiğim, çok fazla sevdiğim eserler, seriler var. Fakat bazıları mesela sırf hani kitaplığımda olsun, koleksiyonumda olsun diye topladığım mangalar var. Yani şu an mesela örnek verecek olursak hangisi olabilir? Mesela Mobuko'nun Aşkı. Okuyup belki de sevebilirim fakat hani hiç konusunu bilmiyorum, temasını bilmiyorum. Aslında teması az çok belli ama hani bilmediğim bir şeyi yine de alıyorum. Almaya devam ediyorum. Çünkü sırf koleksiyonumda olsun. Hani ilerideki hedefim Türkçe'ye basılmış bütün mangaları veya manga temalı, manga içerikli şeyleri, eserleri toplamak. O yüzden onların çoğunu da topluyoruz. Fakat sevdiğimiz eserler de var. Mesela One Piece. One Piece efsanedir ki zaten beni tanıyan herkes biliyor. Onun dışında toplamış olduğum mesela tabii bitmiş eserlerden Tokyo Ghoul vesaire. Bu tarz eserler, sevdiğim eserler de var. Ki sevip de çıkmasını istediğim eserler de var. Mesela Berserk. Berserk biliyorsunuz ki ülkemizde basılmaya başlandı fakat bazı sebeplerden ötürü yasaklandı kendisi. Yani bu işin bir şekilde çözülüp tekrardan basılmaya devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O eserlerden bir tanesi bu. Onun dışında başka ne diyebilirim? Yani genel olarak mangayı toplama sebebim bunlar arkadaşlar. Kendi psikolojimi düzeltmek, bana iyi gelmesi veya işte odama böyle kitaplığıma bakıp da vay be biz de bu hayatta bir şeyler toplamışız, bir şeyler başarmışız diyebilmek. En azından benim için o şekilde. Bir de biliyorsunuz ki kanalımız var yani burada YouTube kanalımız var. YouTube kanalımda da manga incelemesi yaptığımdaki hedefim şuydu. Manga toplamaya başladığımda YouTube'da alacağım manga hakkında bilgiler arıyordum. Fakat adam akıllı bilgi bulamıyordum. Tabii bu benim başladığım zamanlarda 2020 senesi falan. O zamanlar adam akıllı video çeken yoktu. Rovnikal adında bir kanal vardı. Birkaç tane onun videosunu izleyerek mangalar toplamıştım, almıştım. Onun dışında çok fazla böyle mangaları tanıtan YouTube kanalı yoktu. Hatta hiç yoktu diyebilirim. Sadece alışveriş videoları falan vardı. Neyse ben de dedim ki Taner, bu görevi sen kendine misyon edin. Sen bu işi yap. Ondan sonra işte ben de ilk inceleme videomu çektim. Sanırım ilk inceleme videom da Akira olması lazım. İlk Akira'ya çektim. İncelemelerimde de dikkat ediyorsanız genelde boyutundan, ondan sonra hangi yayına bir basıyor ondan, kağıt kalitesinden, şömbüzünü çıkarttığımız zaman kapağı nasıl duruyor onlardan falan bahsediyorum. Bunlardan bahsetmemin sebebi de ben mangayı alırken almadan önce merak ettiğim şeyler bunlardı. O yüzden siz de merak ediyorsunuzdur diye düşünüp o tarz şeyler çekiyorum. Ki toplamaya başladığım zamanlarda, incelemeye başladığım zamanlarda da çok fazla manga basan yeni bir yoktu. Şimdi çok fazla manga basan yeni bir türedi.
Şimdi görevimize biraz daha zorlaştı diyebilirim. Ki ben inceleme çektikçe daha da fazla manga serisi gelecektir diye düşünüyorum. Bunları çekerken bir yandan da başka seriler, başka temalar aklıma geldi. Mesela Türkiye'ye basılması gereken mangalar adında. Öyle bir videomuz da var, öyle bir seri de başlattık. Onun da devamı gelecek tabii ki de. O şekilde yaparken o tema da hoşuma gitti. Belki o temalardan da devam edebiliriz. Hani oradan da gidebiliriz. Yani böyle böyle asıl amacım inceleme yapıp çoğu şeyi tanıtmakken birden böyle işte kendimi, hobilerimi tanıttığım, hobilerimi sizlere gösterdiğim bir kanal haline gelmiş oldu bu kanal. Güzel gidiyor şu an benim için. Her şey iyi. Tabii izlenmeler daha da iyi olabilir. İzlenmeler daha da iyi olsa benim için de iyi olabilir ama izlenmelerde çok da gözümüz yok. Olsa şimdiye kadar çoktan bırakmıştım zaten. Çünkü 4 yıldır yapıyorum. Adam akıllı takipçimiz yok. Yani 4 yıl içerisinde başka içerikler, başka temalar da video çekseydim belki de şu an bambaşka takipçim, abonem vardı. Veya bambaşka yerlerdeydik bilmiyorum. Ama ben sevdiğim için bu kanalı açtım ve sevdiğim için de devam ettiriyorum diyebilirim sizlere. Gerçi bu kanalın eski haline bakacak olursak bir ara LOL kanalıydı, bir ara vlog kanalıydı. Her şey oldu bu kanaldan yani. Ama şu an tek temada ilerliyoruz. Yani kendi hobilerimi tanıttım, sizlere göstermiş oldum. Genelde manga ve çizgi roman içerikli olan bir kanal oldu kendisi. O şekilde ilerliyoruz. Şimdilik konuşacaklarım bu kadar. Böyle birazcık sohbet tadında video olsun istedim. Bir de böyle güzel bir manzarada video çekeyim istedim sizlere. O şekildeydi. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum kardeşlerim. Ben kaçıyorum. Baban kapatma, beklet. Şimdi dönüp gideceğim. Yavaş yavaş. Sen sabit dur. Dur baştan gireyim dur. Konuştum ya.